Kampanya döneminde artık sona yaklaşıldı ama Ankara'da ittifak adaylarının haftalardır süren polemiği seçim sonrasında bile bitecek gibi görünmüyor. Mehmet Özaseki ile Mansur Yavaş'ın karşılıklı açıklamaları bir kez daha söz düellosuna dönüştü. Allah çarpar adamı. Bunlar çok hayır şeyler. Kampanyalarda sona yaklaşıldı ama polemik bitmedi. Senin sahte olduğu ispatlanmış. Bundan dolayı da mahkemede 500 bin lira ceza yemiş, Yargıtay'da onamış. Benim hakkımda ne açılmış vergi davası, ne bir tane takipat, ne de benim diye bir dava yok. Ankara siyasetine çabuk alışmış. Dolandırıcılık var, sahtekarlık var, sahte senet düzenleme var, yüz kızartıcı, envai çeşit iş var. Tahsilatçı falan laf ediyor, mafyayla tahsilat yaptırmak isterken gözaltına alınıp denetimli serbestlikle gezen insanla beraber geçiyor. Seçim yarışında son metrelere de tartışarak girdi adaylar. Önce Mehmet Özaseki Ankaralı iş insanlarıyla buluştu. Ardından Mansur Yavaş çıktı aynı çevrenin karşısına. Avrupa'da veyahut da bir başka ülkede böyle kirli işlere giren bir adam bırakın Ankara'ya aday olmayı. İnsan içine çıkamaz arkadaşlar. Kendileri suçlamış, sokağa çıkmaması lazım diye. Ama sokağa çıkmaması gereken insan konusunda tabii konuşmak istemiyorum. Bunlar çok ayıp şeyler. Kirli bir iş var, pis bir iş var, haram bir iş var. Siz bana bu suçlamaları neye dayanarak nasıl yapıyorsunuz? Bunlar konuşulduktan sonra malzeme herkeste bol. Sürekli olarak canlı yayınlara çıkıyorlar. Böyle adaletsizli bir seçim dönemi. Benim televizyon haklarım var. Bütün haklarımı ben Mansur Yavaş'a devrettim. Hangi kanalı istiyorsan.